Gündem çok yoğun tartışmalar da sürüyor. Sinan Oğan'la devam edeceğiz. Şimdi aynı olaya çok değişik bakış açıları oluyor hiç şüphesiz ve bu süreç böyle devam edecek gibi geliyor. Sizin yaptığınız yorum bana göre en enteresanıydı. Neden? Çünkü siz direkt AK Parti ile HDP'nin işbirliği yapma olasılığının çok yüksek olduğunu söylediniz. Şimdi şöyle, ben siyaseti saha gerçekleri ve duygularla değil, saha gerçekleri ve mantıkla yapmaya çalışan bir siyasetçiyim. Saha gerçekleri ve mantık bana diyor ki seçimler sayın ha bu arada adayınız kim falan diyor arkadaşlar soruyor ya ben söyleyeyim ya sayın Hacı yakışıklı rahat ol ya aday Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'nin istediği de buydu istediğiniz oldu rahat olun ya. Aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ben size söyleyeyim. Şimdi böyle bir ortamda eğer Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu adaysa seçim ikinci tura kalıyor. İlk turda Sayın Erdoğan'ın o 20 yıllık yıpranmışlığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu 20 senede biraz önce Sayın arkadaşın dediği çok önemli bir konu vardı. Ya yani Böyle zamanlarda çıkacaksınız. Böyle zamanlarda bir aksiyon alacaksınız. Yani. O, 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 o konuda da eksik kaldığı için Böyle bir millette heyecan yaratıp birinci turda bu işi götürme gibi bir durumu söz konusu değil. Şimdi arkadaşlar seçim ikinci tura kaldığında herkes şöyle bir kafasını iki elinin arasına alsın bir düşünsün ne olacak? Nasıl ikinci tura kalacak? Ya sen hiç anket okumuyor musun? <laughs> Sayın Hacı Ertuğrul. anketlere inanmıyor. Bir saniye ikinci tura şimdi aday... Tamam bu tarafta Recep Tayyip Erdoğan. Tamam. Bu tarafta Kılıçdaroğlu. Hangi anket Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda 50 artı 1? aday kim sizce? Üçüncü aday Başak Demirtaş. Söyleyeyim. Diyorsunuz. Tamam. Selahattin diye söylüyor. Selahattin Demirtaş eşi mi? Eşi. Evet. Değişik. Dördüncü değil. aday kim? Sinan Oğan. Beşinci aday var mı sizce? Beşinciyi bilmem. E, Muharrem İnce var. Siz dört aday Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş ve Sinan Oğan. Yani şöyle. Evet. Şimdi siyasal İslam'ın muhafazakarların adayı Sayın Erdoğan. Solun adayı. Yani solun adayı Sayın Kılıçdaroğluysa, solun bir daha adayı Muharrem İnce. Bana çok şey gelmiyor, mantıklı gelmiyor. E, Hayır Kürtçiler... o aday olmak istiyor yani İstiyor, o, o ayrı bir konu ama hani açısından söylediğiniz, Demirtaş'ı söylediğiniz. Ee, Başak Demirtaş da Kürtçülerin adayıysa, Türk Milliyetçilerin adayı kim arkadaş? Türk Milliyetçilerin adayı yok. O sebeple... O Sizsiniz yani. Ben de Türk Milliyetçilerin adayı olarak İyi çıkacağım. İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun arkasında mı diyorsunuz? Yarısı. E, MHP'nin de yarısından daha fazlası Sayın Erdoğan'a oy vermeyecek. Açık söyleyeyim. Mevcut sahadaki partilerin birçoğu, küçük partilerin birçoğu ne Sayın Erdoğan'a ne Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. Yani, Siz hangi oluşumla hareket edeceksiniz? Türkiye İttifakı'yla. Ama ben bağımsız aday olarak çıkmak istiyorum. Ee, Sayın Aktaş şöyle 100 bin imza ile. 100 bin imza ile inşallah toplayacağız onu da. Bakınız. Şu gerçeği kimse görmek istemiyor. Ben hep bu gerçek üzerine Türkiye'yi uyarmaya çalışıyorum. Yani şöyle zamanı ileri alalım ve ikinci tura gelelim. İkinci tura geldiğimizde B planınız nedir arkadaş? B planınız nedir? Bu seçimler, bu anketler bu seçimlerin ikinci tura kalacağını gösteriyor. Ortam siyaseti az çok koklayan herkes görüyor ki Sayın Erdoğan ilk turda böyle alıp götüremeyecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da o rüzgarı yakalaması çok zor gözüküyor. Geldik. Yani biraz ileri saralım. Geldik ikinci turdayız. Ne yapacaksınız? Kimden oy alacaksınız? Bir tarafta e, Erdoğan bir tarafta Kılıçdaroğlu. Bir kesim diyor ki ya istemiyorum beni bu ikisinin arasına sıkıştırmayın diyor. E böyle bir kararsız olarak nitelendirilen ama aslında kararsız olmayan bu iki adaya da oy vermeme konusunda kararlı Türkiye'de yüzde yirmi sağ milliyetçi Atatürkçü vatansever ulusalcı olarak kendini adlandıran bir kitle var. Ben de diyorum ki İkinci turda HDP kilit olmasın diye bu kitleyi bir yerde toplamak lazım ve bu kitlenin yarısının oyunu bir yere topladığınız zaman Türk siyasetinin önünü açıyorsunuz. Ve Türk siyaseti HDP'ye cumhuriyetin 100. senesinde HDP eşittir Kandil diyor musun kardeşim? Diyor HDP, musun? HDP PKK'ya terör örgütü diyememektedir. Dolayısıyla HDP Avrupa'da eşittir olsaydı, Kandil diyor musun? Avrupa'da olsaydı kapatılırdı diyorum ben. Tamam. HDP bu. ben HDP eşittir Kandil diyorum. Peki Cumhuriyetin 100. senesinde yüce Atatürk'ün oturduğu koltuğa, yüce meclisin e, sayın cumhurbaşkanım dediği koltuğa oturacak kişi HDP'nin desteği olmadan seçilemiyor. Ya Türk siyasetinde bundan daha büyük bir zul olabilir mi? Bu o sebeple HDP kapatılmış olsa o des, destekte de ortadan kalkacak ben, mı? Kalk, yani ben HDP'nin kapatılacağını Hayır diyelim ki HDP siyasi sahneden silinir. Fark etmez. Altı ila, HDP olur. Anladım. 6 HDP ila olur. 8 milyon e, seçmen HDP, HDP mi olur. SDP olur. Bilmem bir şey olur yani. Farkı takılma diyor. Ama HDP'nin desteği HDP olmadı 2018'de HDP oldu. HDP'nin HDP Recep Tayyip Erdoğan %50 oy aldı. Beğenin, beğenin beğenmeyin. HDP'nin tabanda ciddi bir şey çalışması var ve en bilinçli seçmen HDP seçmendir kusura bakmayın maalesef bu böyle ve parti tabanını en kolay hareket ettirebilecek blok hareket ettirebilecek bir siyasi partiden bahsediyoruz. %12, %13 civarında HDP'nin oyu var. Genç seçmenin ilk defa oy kullanacak seçmenin yarıya yakın HDP'li. Neden biliyor musunuz? Çünkü Doğu ve Güneydoğu'da ve Kürt vatandaşlarımızda nüfus artış oranı normal diğer Türkiye'ye oluşturan diğer kesimlerden daha fazla. O sebeple de 12-13 civarında HDP oyu çıkıyor. Bu gerçeği görmezden gelmeyin. Ve bunun yüzde 12'nin yüzde 8'ini blok hareket ettirme yeteneğine sahip bir partiden bahsediyorum. Sayın Erdoğan buna gözünü kapayamaz. Kaparsa seçilemez. Seçilemezse Sayın Erdoğan'ın ee, bütün bu kurguladığı sistem yıkılır dağılır. Sayın Erdoğan buna tahammül edemez. Siyaseti lütfen kamplaşmalar üzerinden tarafında bulunduğunuz e, pencereden bakmayın. Siyaseti biraz okumak lazım. Geleceğe dönük okumak lazım ve bugünden uyarmak lazım. Ben o, o görevi üstlendim onu yapıyorum. Diyorum ki Lütfen siyasetin birinci turuna, seçimlerin birinci turuna değil, ikinci turuna odaklanın ve o gün geldiğinde ne yapacağınıza bugünden karar verin. Siz verdiniz mi o kararı? Ben o kararı verdiğim için de çalışıyorum. Peki ne yapacaksınız? Sayın Hacı Yakışıklı. Sayın Oğan, ikinci tur ne yapacaksınız? Ben ne yapacağımı anlatıyorum. Diyorum ki Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin, Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek konusunda kararlıysa oy boşa gitmesin. İkinci turda Türk milleti HDP'ye muhtaç kalmasın. Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin e, bir araya toplanmasıyla oluşacak kitle kilit olsun. Türkiye'de kimin Cumhurbaşkanı olacağını Kandil belirlemesin, HDP belirlemesin. Türk milliyetçileri belirlesin. Sen buna e, hayır mı diyorsun? Buna karşı çıkma. Şimdi şöyle bir handikap. Buna karşı, oluyor. buna karşı çıkma. Sizi, sizi siz devam edin tabii. Buna karşı siz çıkma ikinci şansınız ikinci ikinci tur ama şu oluyor. Ee, Recep Tayyip Erdoğan ik ya yani ikinci tura kalırsa kesin kalıyor. E bu sefer CHP'nin göstereceği aday da ikinci tura kalıyor. Evet. Peki ikisi kaldı kalınca öbürü de kalıyor otomatik. Tamam ik ikinci tura ikisi de kal. Yani evet. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kalıyor. Sa Erdoğan kalıyor. Tamam. Siz Kılıçdaroğlu mu diyorsunuz, Erdoğan mı diyorsunuz? Üçüncü yol yok ki. Tamam, gayet güzel bir soru. Ben kim diyorum biliyor musunuz? Hedefenin olmadığı yer diyorum.